Günaydın efendim. Burası hafta sonundan herkese mutlu, keyifli, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz ve canlı canlı karşınızdayız Habertürk ekranlarında. Her zamanki gibi burası hafta sonundasınız. Bugün biraz erken başladık çünkü gündemimiz yoğun. Kimler bugün bizlerle beraber olacak hemen aktaralım. Öncelikle hemen döneriz filminin oyuncularını ağırlayacağız. Film önümüzdeki hafta vizyona giriyor ama şimdiden heyecanı başlamış durumda. Gökhan Mumcu, Fulya Şirin, Ayhan Taş, Halil İbrahim, Ceyhan bizlerle beraber olacak. Ve sonra genç bir kadını ağırlayacağız. Çok erkek egemen gibi gözüken bir sektörde aslında faaliyet sürdürüyor bir kaptan. Ama aynı zamanda bir yazar Sitem Ateş ve çok da güzel bir kitapla karşımıza çıktı. Çok değerli bir ismin hayatını aktardığı bir kitap. Biraz Sitem Ateş'e bundan bahsetmek istiyoruz. Ve anneler babalar lütfen ekran başına. Çünkü acaba çocuklarımıza süt vermeli miyiz? Acaba süt gerçekten geçmişte söylendiği kadar evlatlarımıza, çocuklarımıza faydalı mı diye soru işaretiniz varsa eğer, ya da açıkta satılan süt mü yoksa raf ömrü uzatılan süt mü? Bunlar çok büyük soru işaretleri. Eğer bununla ilgili soru işaretleriniz, meraklarınız varsa lütfen bizi izleyiniz. Çünkü Profesör Doktor Benal Büyükgeviz bizlerle beraber olacak ve sütün içeriğinde bulunan elbette ki kalsiyumun, ki kemik gelişimi için en ama en önemli şey olarak adlandırılıyor özellikle çocuklarımız için. Muhteviyatından bahsedecek ve öneminden bahsedecek. Sözü fazla uzatmıyoruz, az önce dediğim gibi gündemimiz yoğun. Burası hafta sonu başlıyor, buyurunuz. Evet, hemen kısaca gazetelere bakmak istiyorum. Bakalım gündemde başlıklar neymiş, hangi başlıkları gazeteler ön plana çıkarmış. Sabah gazetesi ilk olarak elime aldığım gazete. Tarihimizi tekrar hatırlatalım. 23 Kasım 2019 Cumartesi günü ve sürmanşette Cimbom'un kalesi düştü diyor. Hemen yanında bir süredir gündemde olan bir boşanma davası. Annesine helikopterle gidiyordu demiş Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'a. Şok suçlama diyor. Sarıgül çifti 11 yıllık evliliği sessizce bitirmiş. Fatoş ve Emir Sarıgül boşanmışlar. Ve Sabah gazetesinin manşetinde ya ispat et ya çek git. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu diyebiliriz buna. Başkan Erdoğan son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben külliyede bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bay Kemal senin hayatın yalan diye sesleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ziyaret ettiği İzmir'den yansıyor bu sözler Sabah gazetesinin ilk sayfasına. Sahneyi boşaltın, kadın rapçiler geldi demiş. Son yıllarda Türkiye'de rap müzikte bir yükseliş var. Şüphesiz. Şimdi onlara kadınlar da katıldı. Lil Zey, Derya, Rose, Calliope, Ruby, Yase Başkan, Ece ön plana çıkanlardan artık sahne onların ve lütfen kadın rapçilere yol verin diyor. Hürriyet gazetesindeyiz. Suudilerden Anti Osmanlı dizisi. Bunun haberlerini de Habertürk ekranlarında görüyorsunuz. Hürriyet gazetesi sürmanşetine taşımış. Önce Türk dizilerini yasakladılar biliyorsunuz Körfez ülkeleri. Şimdi de bir Anti Osmanlı faaliyeti söz konusu. Bunu en iyi nasıl yapabilirler? Ya tarihi çarpıtacaklar ve öyle yazacaklar tarih kitaplarını. Ya da belki daha etkin ve tüm dünyaya sirayet edecek bir sistem. İyi bir dizi, iyi bir sinema filmi. İşte şu anda bunu tercih etmiş durumdalar. Suudilerden Anti Osmanlı dizisi. 40 milyon dolar harcanmış. Önce Türk dizilerine yasak getiren Körfez ülkeleri şimdi de Osmanlı karşıtı bir diziyle propagandaya başladı diyor. Hemen tabii insanın aklına şu asla silemediğimiz Midnight Express çamuru ve belki o kadar olmasa da Arabistanlı Lawrence geliyor, öyle değil mi? Saat 3.32 onu bırakın başlığına geçiyorum. Katil Zafer Pehlivan'ın 17 saat boyunca şiddet uyguladığı, Güleda Cankel'i öldürmeden önce nasıl gözaltına alınıp serbest bırakıldığı rapora yansıdı demiş Hürriyet. Bakalım manşette ne var? 2,5 yıl daha filtresiz. Baca filtresi bulunmayan kömür santrallerine bu eksiğin giderilmesi için tanınan sürenin
2,5 yıl daha uzatılması büyük tartışma başlattı diyor manşette. Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum başlığına geçiyorum. Erdoğan Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştü iddiasını sert bir biçimde yalanlıyor ve Kılıçdaroğlu'na sesleniyor İzmir'den. Dipsiz göle taşıma su. Define aramak için boşaltılmıştı geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız ve yine gündem oluşturmuştu. Üstü toprakla kapatılmıştı ve maalesef geriye dönüş mümkün değildi. Ama geriye dönmek için çalışmalar başlatıldı. Define aramak için boşaltılmıştı Gümüşhane'deki dipsiz göl. Su takviyesiyle eski haline getirilmeye çalışılıyor. Posta gazetesindeyiz. Bu da son gazetemiz olsun. Yıldızlı peki. Yarın Öğretmenler Günü, bir öğretmen haberi girmiş Posta gazetesi bugün. Öğretmenimize, öğrencilerine ve bu haberde emeği geçen herkese yıldızlı peki diyor. Emekli öğretmen Rahim Demirbaş, Çorak Arazi'yi trafik kazasında ölen oğlu Yahya'nın anısına orman haline getirdi. Bu uğurda varını yoğunu harcadı. Borçlanınca ormanı kaybetme tehdidiyle karşılaştı. Yetiştirdiği öğrenciler sahip çıktı. Borç ödendi. Orman kurtuldu. Evet, yarın yine yayındayız ve uzun uzun Öğretmenler Günü'nden bahsedeceğiz. Şimdiden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamaya başlayalım. Ama yarın yine dediğim gibi neyse sürpriz olsun. Yarın da programı seyretmek için size sürpriz hazırlamış olalım. Meleklere veda. Victoria's Secret melekleri bu sene podyumda olmayacaklar ama az sonra haberlerde de aktaracağım. Onun için bu üzücü haberi sizlerle Posta gazetesi aracılığıyla paylaşmayalım. Haberimizde paylaşırız. Uçan asker son haberimiz olsun. Kişisel uçuş kıyafeti icat eden İngiliz mucit Richard Browning uçuş kıyafetiyle İngiliz donanmasına ait uçak gemisinde gösteri uçuşu yaptı. Gemiden havalandı. Çevredeki özel tekneye uçup geri döndü. Kıyafette itiş sağlayan 5 adet gaz tribünü var. Saatte 89 kilometre hıza çıkabiliyor. Benim de aklıma hemen Marvel'ın unutulmaz karakteri Iron Man geliyor. Demek ki bunlar da gerçekleşmek üzere. Evet efendim, şimdi haberlerimize geçiyoruz. Biraz çabuk çabuk aktarıyorum gündemimizi. Çünkü bugün 3 farklı konuğumuz var. İkinci Dünya Savaşı diyeceğim. İkinci Dünya Savaşı dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? Elbette büyük bir acı, öyle değil mi? Ve insanın ya da kendisini insan olarak nitelendirenin hafızasının, aklının, ruhunun, vicdanının alamayacağı bir soykırım. Ve bunun başrolünde de elbette ki Hitler var. Hitler'in evi uzun zamandan beri tartışma konusuydu. Hitler'in evi ne olacak, nasıl bir dönüşüm yapılmalı Hitler'in eviyle ilgili diye. Hitler'in eviyle ilgili karar verildi. Hitler'in doğduğu evden bahsediyorum. Farklı farklı noktalarda evleri var Hitler'in ama bu doğduğu ev. Hitler'in doğduğu ev karakol oluyor. Marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler Avusturya'daki bu evde dünyaya gelmişti. 17. yüzyıldan kalma ev yıllardır tartışma konusuydu. O ev şimdi polis merkezi oluyor. Avusturya İçişleri Bakanı evin polis merkezi olacağını açıklarken bu yapının bir daha Nazizmin simgesi olmaması umuduyla böyle bir karar alındığını vurguladı. Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını, kazananın önümüzdeki yılın ilk yarısında belli olacağını açıkladı. Hükümet aşırı sağcıların evi ziyaret etmesine engel olmak için evi 2016'da kamulaştırmış, ancak evin nasıl kullanılacağına karar verilememişti. Babası görevli olarak Avusturya'ya gönderilen Hitler, 20 Nisan 1889'da Avustralya'nın Braunau am Inn kasabasında doğmuş, 3 yaşındayken kasabadan ayrılmıştı. Hitler Almanyası 1938'de Avusturya'yı ilhak etmiş, dönemin yönetimi milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Aralık ayının en beklenen etkinliğiydi. Victoria's Secret defilesinden bahsediyorum. Dünyanın en popüler şarkıcılarının yanında yürüyen dünyanın en güzel kadınları. Herkes kendi favori meleğini seçerdi. Kadınlar, hiç beğenmedim. Ne kadar çirkinmiş bacakları derken beyefendiler, evet evet doğru söylüyorsun sevgilim, eşim derken.
giderken ah ah diye iç geçirirlerdi. Tabii hanımlarda. Bu sene artık öyle bir sahne yaşanmayacak. Çünkü elbette ki ekonomik kriz bütün sektörleri vuruyor. Victoria's Secret da bundan maalesef nemalanıyor ve Victoria's Secret defilesi bu sene olmayacak. Bir devir sona erdi. Victoria's Secret Show'u bu yıl resmen iptal edildi. Victoria's Secret, Amerikalı bir iç giyim markası. 1995'ten beri moda şovları konusunda ikonik bir statüye sahip. Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu ilk olarak 2001 yılında ABC kanalında yayınlandı. İlk yayınlandığında 12 milyon izlenme oranını yakalayan şov, 2011 yılında ise 10,4 milyon kişiye ulaştı. Ancak bu yıldan sonra reytinglerde düşüşe geçti. Moda şovu geçen yıl sadece 3,3 milyon kişi tarafından izlendi. Bunun üzerine geleneksel Victoria's Secret Show'unun bu yıl resmen iptal edildiği bildirildi. Markadan yapılan açıklamada Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız. Ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz denildi. Victoria's Secret'ın performansındaki düşüş göz önüne alındığında ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik ifadelerine yer verildi. Avustralyalı model Shanina Shaik Temmuz ayında The Daily Telegraph'a röportaj vermiş, ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret Show'u olmayacak demişti. Evet efendim, etkinlik köşesindeyiz. Gördüğünüz gibi sizler için seçtiğimiz bazı etkinliklerimiz var. Öncelikle Notre Dame'ın Kamburu 25 Kasım Yaşar Kemal Kültür Merkezi Adana'da sizlerle beraber olacak. Adanalılar için bu önerimiz. Victor Hugo'nun unutulmaz eseri Notre Dame'ın Kamburu. 1931 yılında yazıyor ve tabii ki okuyucusuyla buluştuğunda ortalık birbirine giriyor. Çünkü Quasimodo isimli bir kamburun toplumdan dışlanmasına, ötekileştirilmesini anlatıyor Victor Hugo. Üstelik de çok sert bir dille anlatıyor. Sert dediğime bakmayın. Romantizm akımının en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Victor Hugo. Ne kadar sert de olsa o kadar ince detaylandırılmış bir eser ki, ama bana soracak olursanız Victor Hugo'nun en başarılı eseri Sefiller, Le Miserable'dır. Ama hem Notre Dame'ın Kamburu hem Le Miserable ya da Sefiller sık sık sahneleniyor Londra'da, Broadway'de, Paris'te ve Adana'da. Adanalılar işte Notre Dame'ın Kamburu Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 25 Kasım'da sizlerle buluşuyor. Gidiniz seyrediniz. Diğer etkinliğimiz neymiş bakalım? Bu çok önemli. Temiz Enerji Temiz Kentler 29 Kasım Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda İzmir'de organize ediliyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden bir çağrı. Temiz Enerji, Temiz Kentler. 11. Küresel Isınma Kurultayı'ndan bahsediyorum. Şunu sormak istiyorum size. Bugüne kadar hiç karbon ayak izinizi ölçtünüz mü? Çevrenize, yaşadığımız dünyaya zarar veriyor musunuz? Bunu sormak istiyorum size. Karbon ayak izini ölçmek son derece kolay. Bunun bir iki tane matematiksel işlemi var. Bunu yaparsanız kendi karbon ayak izinizi ölçmüş oluyorsunuz. Yani ne demek bu? Dünyaya kişisel olarak verdiğiniz zarar. Ben zarar vermiyorum demeyin. Eğer sabah kalktıysanız ve arabanızı çalıştırdıysanız zarar bir. Hanımlar, ben asla zarar vermiyorum, çevreme çok duyarlıyım diyor olabilirsiniz. Ama şu saçlarınıza sıktığınız spreyler bile aslında çevremize zarar veriyor. Bunlardan kaçış yok ama önemli olan bunu minimuma indirmek. Bir de elbette ki devlet politikaları burada gündeme geliyor. Temiz Enerji, Temiz Kentler son derece önemli. Lütfen Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda İzmir'de buluşacak çevreye duyarlı olanlar haberiniz olsun. Belki takip etmek istersiniz. Diğer
Asfaltın Kralları vizyonda Matt Damon'ın filmi. Yeni bir film ama bizim odağımızda önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Hemen Döneriz filmi var. Sevgili Gökhan Mumcu'nun yapımcılığında. Fakat önümüzdeki haftaya kadar bu filmi de izleyebilirsiniz. Matt Damon son derece başarılı bir isim. Oscar'lı bir isim. Matt Damon'ın filmi vizyonda. Ve bir kitap haberimiz var galiba. Latife Tekin Can Yayınları'ndan çıkan Sevgili Arsız Ölüm. Kırsal kesimden kente göçen bir aile ve bu ailenin doğal olarak karşılaştığı zorlukları anlatıyor bu kitap. Hoşunuza gidecektir eğer okursanız. Evet, artık zannedersem zamanlamamı güzel bir şekilde kullandım çünkü son 5, son 4, son 3 deyip duruyorlar bana. Hadi bakalım, şimdi konuklarımızı alıyoruz. Hemen Döneriz filminin oyuncularını alacağız. Buyurunuz. Bir arkadaş grubunun yaşadığı macerayı anlatan, vizyonun merakla beklenen filmi Hemen Döneriz ekibinin oyuncuları Gökhan Mumcu, Hulya Şirin, Ayhan Taş ve Halil İbrahim Ceyhan birazdan burası hafta sonunda. ...60'tan fazla ülke, yük dolu gemiler ve uçsuz bucaksız denizin ortasında uzun gemi seferleri. Denizlerdeki dünyayı keşfeden ve yaşadıklarını kitaplarına döken kaptan yazar Sitem Ateş, birazdan burası hafta sonunda. Süt tüketimi çocukların gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? Çocukların mutlaka alması gereken gıdalar nelerdir? Sağlıklı bedenler nasıl inşa edilir? Beslenme önerilerini Profesör Doktor Benal Büyükyebiz birazdan burası hafta sonunda anlatacak. Evet, Hemen Döneriz filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Oyuncuları ve yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu bizlerle beraber. Benim de çok sevdiğim bir dostum. Çok uzun zamandan beri çalıştığım ajansımın patronu ve en yakın arkadaşlarımdan birinin de kardeşi. Sevgili Gökhan, seninle başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kitlendim değil mi? Bir dakika. Hoş geldin dedikten sonra böyle noktalamıyoruz. Devam ediyoruz. Mesela diyorsun ki işte hoş bulduk. Biz de seninle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de seni çok seviyoruz. Hep birlikte olduğumuz için böyle bir kal geldi. Gerçekten bizde kaç yıl oldu artık? Herhalde bir 10 yılı aşmıştır. Daha birlikteyiz. 13 yıldır. Evet. 13 yıldır birlikteyiz ve o kadar yakınız ki gerçekten. Evet. Sağ olsun, ilk katıldığımız program da burası oldu. Elbette ki, doğal Türkiye olarak. Türkiye'nin için, evet tabii ki. Hadi biraz filmden bahsedelim. Vallahi sizin kadar biz de heyecanlıyız. Evet. Çünkü hep birlikte son sayıyoruz. 30 gündür son sayıyoruz. İşte 29 gün kaldı, 28 gün kaldı ve artık çok az kaldı. Biraz anlatsana filmi. Tabii ki. Biz bir komedi filmi çektik, bir kurmaca çektik. Çok değerli oyuncularla birlikte bu projeyi başardık. Sevgili yönetmenimiz Haydar Işık da yanımızda olsaydı güzel olurdu ama o Malatya Film Festivali'nden dolayı çok yoğun bir takvim var. Olamadı. Ben hayalimdeki oyuncularla birlikte bir proje yapmanın peşine düştüm ve başardık. Son derece komik ve içerisinde güzel öğretilerin de olabileceği bir projeyi başarmış olduk. Film için genelde hep sözü Ayhan abiye veriyorum. Çok filmi severek şey yaptığı için. Zaten Ayhan abi sözü devralmak üzere hazır böyle hafif. Öne doğru eğilmiş, gözler kısılmış. Bana söz geldiğinde size anlatacaklarımı duyduğunuzda şaşıracaksınız tarzında bir tarzı var ama hanımlara öncelik. Tabii. Önce Fulya Hanım, rica edeceğim Fulya Hanım, lütfen siz bize rolünüzü söyleyin. Çünkü çok fazla kadın yok filmde, değil mi? Var aslında ama yok. Şöyle, yok. Yok. Var var. Sevgili Fulya Şirin var, Buse İskenderoğlu var, Esin Civangil var. Varmış. Var. Şüpheyi var. Var. Bayağı varmış. Fulya Hanım da onlardan biri. Tabii ki. Evet. Buyurun. Canım benim. Şimdi şöyle, biz aslında Ayhan'la beraber filmin içinde çok güzel bir rengiz. Birbirine aşık, değişik bir ilişkileri olan bir karı kocayız. Değişik ilişki derken? Yani şöyle, dışarıdan ataerkil gibi görünüyor ama son derece kadının idare ettiği, olayları çekip çevirdiği, çok her fazla zamanki şey gibi. Ben, tabii canım. Klasik. Tabii.
Buket aslında Egeli bir kadın, fakat Trakya'ya gelin gidiyor. Ayhan da Buket'le anlaşmak için biraz, çünkü hızlı konuşan bir karakter, izleyenler görecek zaten. Ege şivesini öğrenmiş ve o da Ege şivesiyle konuşuyor evin içinde. Halbuki Trakyalı. Böyle İlginç. O kadar anaerkil yani. Böyle erkekler kaldı mı eşiyle Bak. Anlaşmak için? onun dilini öğrenmiş. Onun dilini öğrenen, dile hakim olan, kutluyorum sizi. Rica ederim. Evet. Ne demek ya? Kutluyorum. Olmayanı karakterinizi kutluyorum. Karakteri evet. Olmayanı zaten canım. Evet öyle Muğla'ya gitmişim. 6 ay yaşamışım. Aşık olmuşlar. Aşık olmuşum. Hani dili öğrenmek için. Sizi mutlu ediyor mu? Çok. Önemli olan o. Yani dili öğrenmek tamam, dili öğrendin ama sonuca bakalım. Mutlu evet. musunuz? Güzel bir ilişkileri var diyelim. Evet. Değil mi? Güzel gayet iyi. Yani yılların getirdiği hani yıpranma var tabii, yani birbirleriyle sataşma var ama aşkları baki görülen, evet. Birbirlerine saygısı, özlemi görülen bir ilişki. Yani çok belirgin bir karı koca ilişkisi. Keyifli, biz çok keyif aldık. Klasik laftır ama benim bu tip, mesela Gökhan'la gittim, daha sonra konuştum, Fulya'yla da konuştum. Bunu yaşatmaya devam edelim dedim yani bu iki proje. Tipi. Yeni bir proje olarak. Yeni bir proje ben olarak. Ben de anlamadım, nasıl yaşatmaya devam edelim acaba yani. Ya o kadar keyif aldık biz sette de. Bütün set ekibi de biz ikimiz oynarken. Fulya'yla ilk defa çok... oynuyoruz. Evet. Yani bu tür tanışıklıklar da çok güzel oluyor. Gökhan'la ben ilk defa çalışıyorum. Tanışmış olmak harika. Aynı sahnemiz olmadı ama aynı sette olduk beraber. Paylaştık, evet. Evet, tanışmak güzel. İlk defa sizin programınıza çıkıyorum. Bu tür şeyler güzel, hoş tanışmak geldiniz. Güzel. Fulya'yla da biz böyle bir ilişki. Fulya'nın bana sert çıkması gerekiyor. Biraz çekiniyor gibi. Fulya dedim, Fulya ez beni, ez. Ez. Rahat ol. Evet. Hani evet oynamada, yani Ayhan ve Fulya olarak konuşurken, karakter olarak konuşurken değil. Ez beni Fulya, çık üzerime. Hatta filmde görürsünüz, bizim sahnenin finalinde Fulya bir spontan bir şey yaptı. Ben böyle kaldım, hepimiz böyle kaldık. Yani. Hani ez beni diyordun Ayhan dedi. Buyurun işte dedi. Güzeldi. Söyledin. Keşan'daydık. Enes ve İspanya. Ve İspanya. Ona geleceğiz. Evet. Yani film öyle yerde başlıyor ve öyle yerde noktalanıyor ki üç evet. farklı mekanda çekimler gerçekleşiyor ama sonra tekrar Gökhan'a söz verdiğimde onu öğrenmek istiyorum. Bir de sizden Halil İbrahim Bey. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Tam olarak Halil İbrahim Ceyhan olarak. Halil İbrahim Ceyhan. Benim bu arada buyurun. İkinci katılışım sizi programınıza. Evet, bir single yapmıştık, onunla katıldık. Single'la? Evet. Bizim evet. Bizim çocuğumuz. Aynen. Sonra ama yayın yarıda kaldı, vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi bir hatırladım. Siyasi bir mevzular yüzünden. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Eküriniz vardı sizin evet, galiba Tarık değil ister. Mi? Tarık'la beraber çalışmaya biz devam ediyoruz. Hatırladım. Ben müzikle yapıyorum, oyunculukla yapıyorum. Gökhan abiyle biz uzun zamandır çalışıyoruz. O zaman tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjiniz çok güzel. İnşallah bu da bize uğur verir. Gökhan abiyle ben uzun süredir tanışıyorum. Çok da severim kendisini. Onun yapımcılığında böyle bir filmin olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Dahil olmak benim için çok büyük şans ve gurur da aslında. Uzun zamandır çalışıyorum çünkü onlarla. Filmde ben Faruk karakterini canlandırıyorum. Faruk'un bir sevgilisi var, onu tekrardan elde etmeye çalışıyor. Biraz daha hani şey bir tip, böyle fırsatçı bir tip Faruk. Yeni sevgilisi olmasına rağmen eski sevgilisini devamlı elde etmeye çalışıyor. Filme bir de şarkı yazdım. Söz müzik, yeniden bir şarkı yazdık. Senaryoyu ilk okuduğumda ya bir sahne var çünkü müzisyen bir çocuğu oynuyor. Benden müzisyenlik hayatım var. Gökhan abiyle de konuştuk bu durum, böyle bir şeyler olabilir mi falan diye. Filme özel bir şarkı yazdık biz. Harika. Zaten filmin sonlarına doğru o da çıkıyor. Sahneye alıyoruz, orada söylüyoruz şarkımızı falan. Böyle güzel bir enerjisi oldu. Bu ekiple çalışmaktan çok mutluyum ben. Ayhan abiler olsun, Fudi ablalar olsun, orada tanıştık. Onlar bizim büyüklerimiz, öğrendiğimiz şeyler oldu. Benim için çok büyük artısı olan bir proje oldu. Gökhan abiye çok teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsatı verdiği için. Harika. Sevgili Gökhan, çok enteresan bir karakterdir. Aslında restoratör. Balat'ta bir kafesi vardır. O kafenin içerisinde öyle şeyler doldurmuştur ki kafeye sabah girersiniz, tek tek
bir nevi Ermitaj Müzesi ama tarihe özelliği olmayan Ermitaj Müzesi misali. Her bir objeye bakarak akşam çıkarsınız. Aynı zamanda sevgili Ceren Aksan'la evli. Ceren de çok değerli bir keman sanatçısı ve Vildan Mumcu'nun da abisi. Aynı zamanda yapımcı, aynı zamanda aslında... Pek çok filmde ve dizide başrolde gördüğünüz bir isim. Böyle çok yönlü bir aile ve çok yönlü bir karakter. Ve ilk defa yapımcı koltuğuna oturuyor. Evet. Vallahi biz heyecanlandık çok uzun zamandan beri tanıyan ve seven isimler olarak. Anlat bize bir şey. Fark ettim ben. Ben buraya üçüncü kez katılıyorum bu arada. En çok ben katılmışım. Kıdemli. Ama ilk defa heyecanlıyım farkında mısın? Çünkü öyle bir yük aldım ki gerçekten filmin yapımcısı olmak çok... özel bir şey gerektiriyormuş. Güç gerektiriyormuş. Çünkü o kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki. Oyuncu olarak buraya geldiğiniz zaman oh, çok güzel her şeyi anlatıp böyle şöyle eğlendik böyle yaptık çok işte ya, yapımcı da çok iyiydi bizi çok iyi ağırladı falan diye hep met ederdim ama şimdi böyle hep şey diyeyim acaba vizyona çıktığımızda ne olacak falan diye. Allah'tan ilk çektiğim projede yani yapımcı olarak bulunduğum projede mutlu ayrıldık. Projemize çok değer katan şeyler ekledik. İspanya'da çekim yaptık. Evet, şu İspanya olayını anlatsana. Şöyle yurt dışında benim... çekim yapmak bu kadar kolay mı? Değil, çok zor aslında. Benim bilmiyorum. Bu işteki finans ortaklarımdan birisi Bekir Aydınoğlu İspanya'da yaşıyor. Ve biz projeyi zaten çekmeye başladığımız an itibariyle İspanya'da bir şeyler yapma kararı almıştık. Ve projenin başlangıç hikayesini Türkiye'den alıp İspanya'ya taşıdık, Barcelona'ya taşıdık. Haliyle oradaki onun imkanlarını da kullanarak güzel bir şey yaratmış olduk. Enteresan şeyler geldi İspanya'da başımıza gittiğimiz zaman. Bir araç kullanmamız gerekiyordu ve anlaşmaları yapılmış bir araçtı. Bir markanın özel bir aracı. Fakat satıcı bize kiraya vermekten vazgeçti. Sevgili ortağımız da farklı bir araç alacaktı. Onun yerine ondan vazgeçti. Gidip o aracı satın aldı. Yani Türkiye satış fiyatı yaklaşık 6-7 milyon olan bir araçtan bahsediyoruz. Ne diyorsun? Şimdi garajında duruyor. Sayemizde bir yeni otomobil oldu. Kim bu abin 6-7 milyonluk film için feda olsun ben bu aracı satmıyorsan alacağım filmin diye. Filmin bütçesine dahil değil yani. Bu özel bir kendi bütçesine. Aynen. Kendi bütçesine dahil. Güzel, iyiymiş. Bekir Aydınoğlu çok enteresandır. Dünya fiber optik kablolarını üreten bir firmanın sahibi. Öyle mi? Evet, benim asker arkadaşım aslında söz etmiştim. çok güzel bir hikayesi vardır Bekir'in de. Birlikte zaten biz proje yapmaya askerdeyken karar verdik. Biz oturup hayaller kurardık. Ne yapalım ne yapalım işte askerlik bitince birlikte filmler çekelim. Nasıl çekeceğiz? Buluruz bir şekilde derken Bekir ve benim işte güçlerim birleşip aynı zamanda Haydar da bize projeyi getirip böyle bir şey var çekelim mi hep beraber Voltran'ı oluşturduk, çektik projeyi. Hadi bakalım o zaman şu Voltran'ın oluşturduğu bu güzel filmin fragmanını izleyelim mi? Ne dersiniz? Evet, tabii. Hadi bakalım fragmanı izliyoruz. Biraz daha netleşsin en azından kafamızda. Önümüzdeki hafta vizyona giriyor bu arada. Buyurun. Hallederiz. Sıkıntı yok. 4-5 kişilik çiçeğiniz var mı kardeş? Siz ne tür bir çiçek arıyorsunuz babacığım? Allah! Herkes ölüyor. İşte bu da öldü. Her sokağına döndük burada be! Bu kamyonet de bize yetişemez zaten. Biraz rahat olun ya. Yetişti abi. Vurdun bana. Bana vurdun. Dayak mı yedin oğlum sen? Aşık oldum. Sen... Aşık oldun ha? Beni mi çağırdın evlat? Gamze! Serhat! Yardımcım ya! Ne bekliyorsunuz bu filmden? Halil İbrahim seninle başlayalım. Ne bekliyorsun bu filmden? Vallahi, bu film vizyona çıktı sonra... Filmin enerjisi çok güzel bir kere. Ben dikkat çekeceğine inanıyorum filmin. Oradaki oyuncu kadrosu gerçekten çok özel bir kadro. Gökhan abi kendisi gibi gerçekten... samimiyeti güzel olan insanları bir araya getirmiş. İlk defa tanıştığım insanlar var orada. Bu anlamda ne bileyim yani biz çok eğlendiğimiz için izleyicinin de bundan çok etkileneceğine inanıyorum. Mutlaka görsünler filmi.
çok benzer filmler gibi, hani Türk komedi filmi gibi değil, farklı bir film bu. Konusu çok güzel bir film. Beklentilerine karşılayacağına inanıyorum. Çok güzel bir film oldu. Ayhan Bey? Umarım, ben vallahi en çok Gökhan'ı düşünüyorum. Bu konuda ilk defa yapımcılık yapıyor. Gökhan muvaffak olursa daha başka filmler de yapacaktır. Evet. Sinemaya bir değer katacaktır. Onu düşünüyorum. Gökhan için en çok istekliyim ben çok de. Çok teşekkür ederim. Muvaffak olur umarım. Bizler de yeniden başka birileriyle tanışıp başka filmler yapma fırsat oluruz. Bizim sanatımız bu, mesleğimiz bu, varlık alanımız bu. Hepsi bu. Birlikte oldukça yaşıyoruz, var oluyoruz. Umarım bu film de bizim yaşamımıza bir can katar. Evet. İyi olacağına inanıyorum. Dağıtımını iyi yapmış görünüyor Gökhan. Filmi ne kadar iyi yaparsanız yapın, dağıtımını yapamazsanız, diğer unsurlarını yapamazsanız, sizin ne kadar işinize sinmiş olursa olsun muvaffak olamayabiliyorsunuz. Filmden bizim şüphemiz yok ama dağıtım kısmı da güzel organize olmuş görünüyor. Başaracağımıza inanıyorum. Fulya Hanım, valla ben de kendim için bir şey beklemiyorum. Sen nereden buldun bu oyuncuları, nereden buldun? Hiç kimse kendisini düşünmüyor. Gökhan iyi olsun, Gökhan mutlu olsun. Ben istiyorum ki filme gelen izleyici iki saat boyunca hayattan uzaklaşıp bütün stresini bırakıp şöyle bir gönlü istediği gibi rahat rahat gülüp rahatlayıp çıksın filmden. Mutlu olup ayrılsınlar şimdi oradan. Şimdi bu bizim filmimiz sayılır. Evet. Yani bu aileyi tanıyan, Gökhan'ı yakından tanıyan herkes ister istemez filmi sahipleniyor. Dürüstlüklerinden, tatlılıklarından, iyiliklerinden kaynaklı olarak. Dostluklarından kaynaklı olarak. Seneler sonra ilk defa ben de bir galaya katılacağım. Ve heyecanlanıyorum ben de. Gökhan, çok güzel şeyler duyuyoruz. Ben utanıyorum tabii, duydukça gerçekten şey oluyorum böyle, çok duygulanıyorum. Çok güzel bir ekiple çalıştım gerçekten teknik anlamda. Benim kendi ekibim Vega ailesi zaten hiçbir anımı yalnız bırakmadan her türlü koşulda beni destekledi. Hem DigiVega hem Vega tarafı. Çok zor bir işin altı üstesinden gelmeyi başardık. İyi bir ekip olduğumuz için oldu. Bu ilk projemiz ama kimseyi mağdur etmedik. Benim en büyük kaygım buydu. Bir iş yaparken birisini mağdur etmek, ki yıllardan beri bizim işletme mantığında da hep budur. Yani birisini mağdur etmeyeceğiz. Edersek bu işi yapmanın hiçbir anlamı yok. Çok şükür kimseyi mağdur etmeden işimizi çıkarttık. Kendiniz ve mağdur olmayı tercih edersiniz. Tabii ki, siz birini mağdur edeceğinize böyle ki bir etik anlayışınız var. Kesinlikle onu öyle çok olması biliyorum. Gerekiyor. Yani biz bu şekilde 20. yılımızı tamamladık. 20. yıl projesi olarak böyle bir kendimize hediye yaptık. Çok İnşallah güzel. Herkes de bizi girip izledikten sonra ya verdiğimiz paraya helal olsun der ve çıkar. Onun için gerçekten çok çaba sarf ettim. Ben gidip izlerim bu filmi. Şimdi bu dönemde tabii komedi filmleri çok tercih ediliyor. Çok gişe yapıyor. Ama Ayhan Bey'in de dediği gibi bu çok farklı şeylere de bağlı. Bir de artık sadece sinema filmiyle kalmıyor. Sonraki satışları, televizyon satışı, ne bileyim işte dijital ortam satışları vesaire, bu da etkiliyor. Çok. Ama önemli olan para değil anladığım kadarıyla burada. Çok güzel bir ekip olmuşsunuz. Enerji. Siz. Enerji değil mi? Evet. Çok. İlk Gökhan, herhalde ilk okuyanlardan biriyim, evet, senaryo evet. Değil mi Gökhan'cığım? İlk bana geldiğinde ilk sorum dedim, emin misin, yapacak mısın? Yapacağım, o zaman full destek, ne yapabilirim diye sordum. İşte kas çalışmasında elimden geldiğince, evet, oyuncu olarak ne istiyorsan. Yeter ki yapacağım dedikten sonra sen, ben senin için ne yapabilirim? Ben bu film için ne yapabilirim? Hep öyle konuştuk. İlk filmin mi? Benim yok değil. Değil. Keşke Halil İbrahim müziği söyleseydi, şarkıyı söyleseydi. Aslında, bak hiç aklımıza gelmedi. Aslında vardı da süre sınırından dolayı çok şey yapamadık aslında. Ay. Ona çok şey aslında şarkıyı ben kısa da yazdım. Yani 2,5 dakikalık bir şarkı yazdım. Hani hem filmi göz önünde bulundurarak. Şarkı filmin hikayesini anlatıyor. Çocuk kızın peşinden koşuyor devamlı, onu kazanmaya çalışıyor filan. Bu beni çok etkiledi. Şimdiki sevgilisini mi, bir önceki sevgilisini önceki mi? Sevgilisini kazanmaya çalışıyor. Evet. Şarkı film beni etkiledi. Senaryoyu okuduktan sonra okuma provalarından çıktık. Gökhan abi dedim, böyle böyle sözler yazdım, bunu yapabilir miyiz falan.
Gökhan abi çok beğendi, Haydar abi tabii, çok beğendi. Tabii. Ondan çok sonra ben hemen işte Tarık'la beraber oturduk, şarkımızı yaptık. Çok da güzel oldu, renk kattığına inanıyorum. Buyurunuz efendim, kesinlikle. Sizi şöyle ayağa alayım o zaman. Ben kitap armağanlarında bulunacağım çünkü bu değerli ekibe. Gökhan'cığım, Coraline Neil Gaiman'ın Itaki yayınlarından çıkan çok güzel bir çok kitap. Çok teşekkür ederim. Altay Öktem, Yalan Yanlış Hayatlar diyor Doğan Kitap'tan çıkan bir kitap. Karanlıkta Fatih Baha Aydın, Everest yayınlarından çıkan bir kitap. Ve Halil İnalcık, Bir İmparatorluktan Cumhuriyet'e. Çok severim, ya, çok severim. Çok güzel. Bak şimdi. Nasıl indirelim mi? Çok severim. Kimse kitabından mutlu değil mi? Çok severim. Gösterince. Hayır, güzel güzel. Büyüştürürüz biz. Kendi aramızda bir şey okuduktan sonra bir kitap kulübü kurun. İmparatorluktan Cumhuriyet'e. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kitaptan çok çıkan bir kitap. Bunu gösterelim. Ulu Önder Atatürk'ler üzerinde. Evet. Gayet güzel bir kitap. Herkes kitabını göstersin o zaman, olur mu? Evet, harika. Bütün emeklere teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Ve hemen dönerizin yolu açık olsun. Çok umarım çok çok başarılı olur filminiz. Bütün Türk filmleri için aynı şeyi diliyoruz ama tabii burada bir dostluk da söz konusu olduğu için bende de bu filmin yeri ayrı. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz çok efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz de kısacık bir ara vereceğiz ve bir yazar ve bir uzun yol kaptanı kadın ile devam edeceğiz programımıza. ...60'tan fazla ülke, yük dolu gemiler ve uçsuz bucaksız denizin ortasında uzun gemi seferleri. Denizlerdeki dünyayı keşfeden ve yaşadıklarını kitaplarına döken kaptan yazar Sitem Ateş, birazdan burası hafta sonunda. Süt tüketimi çocukların gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? Çocukların mutlaka alması gereken gıdalar nelerdir? Sağlıklı bedenler nasıl inşa edilir? Beslenme önerilerini Profesör Doktor Benal Büyükkebiz birazdan burası hafta sonunda anlatacak. Evet, şimdi siz getirmişsiniz ama benim not aldığım kitabı aramaya çalıştım ben. Notlarını aldığım kitap burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok günaydın. Teşekkürler. Bir dönmek çok güzelsiniz. Sizi ağırlamak da öyle. Çünkü kitabınızı okudum ve nasıl denir, hani bir solukta bitirmek değil mi? Evet. Hem çok takdir ettiğim bir ailenin hayat öyküsünü kitaplaştırmışsınız. Evet. Hem de şahsen sizi çok merak ettim. Çünkü bir kaptansınız. Ya aslında orada şöyle teknik bir bilgi hatası var. Esas uzak yol kaptanı olan kişi benim eşim. Hı hı. Benim bir yat kaptanlığı ehliyetim var. Gemi kaptanı yerde, değilim. Her yerde gemi kaptanı olarak lanse ediliyorsunuz. Evet. Çok havalı, bunu değiştirmiyorum. Bence gemi de değiştirmeyelim, gemi kaptanı, duymamış olunsunuz. Duymamış oldum ben. Ama kaptan kaptandır değil evet, mi? Evet. Sonuçta denizler sizin. Tabii. Hadi gelin biraz kitaptan bahsedelim. Çok büyük bir acıyla başlayan ve sonu müthiş bir başarıya ulaşan bir hayat hikayesi. Evet. Nasıl bir araya geldiniz bu hikayeyle siz? Ya aslında bir araya gelişimiz tam olarak eşimin mesleğiyle başladı. Beraber onunla gemiye çıkmaya başladım ben. Çalıştığımız gemi, hikayesini yazdığım Mecit Çetinkaya'nın kurduğu şirketlerin devamı olan bir şirket. Hı hı. O şirkete ait bir gemi. Orada çalışırken babanın hikayesiyle karşılaştım ben. Dede Mecit Çetinkaya'nın hikayesiyle karşılaştım ve çok etkilendim hikayesinden. Yani o hikayeyi bilip etkilenmemek çok mümkün değil gerçi, işin esası sizin de dediğiniz gibi. Ve o hikayenin peşine düştüm. Bir şekilde onunla ilgili neler yapabiliriz, neye dönüştürebiliriz ya da bu hikayenin bilinmesi gerektiğini, benim bildiğim kadar başkalarının da bilmesi gerektiğini hissettim. Bu arada ben kendimi çok iyi hissetmedim. Ne oldu? Bilmem. Hayırdır? Tamam, daha iyiyim. Yani şöyle bir kulaklarımda basınç hissettim de. Acaba şeyden mi? Işıklardan olabilir, bilemedim. Mı? Evet. Tamam. İyisiniz değil evet, mi? Evet, iyiyim. Su? Su. Evet. Su verelim lütfen, buyurun. Çok teşekkürler. Ama ilk canlı yayınınız değil bu. Aslında ilk canlı yayın. Öyle mi? Evet, daha önceden birkaç kayıt yapmıştık. Ben izin istesem birkaç tabii dakika. Tabii ki lütfen. Çok özür dilerim. Çok geçmiş olsun, rica ederim. O zaman ben anlatacağım. Siz sonra tekrar gelin. Yok, ben tamam. Anlatabilirim. İki dakika şöyle bir gerek yok. Siz orada birazcık nefeslenin lütfen. Sitem Hanım'ın elleri titredi.
keyfinize bakın, rahatınıza bakın. Ben biraz kitabı anlatayım bu arada. Okuduğum için kitaba hakimim. Biraz aldığım notlardan açmak istiyorum. Öncelikle bu kitap çok büyük bir acıyla başlıyor. Savaş, maalesef savaş en çok kimi etkiliyor? Savaş en çok çocukları etkiliyor. Mecit küçücük bir çocuk, 5 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte bulunduğu ortamdan gitmek zorunda kalıyor. Fakat bu arada annesini ve annesini kaybediyor ve annesini saçları dışarıda kalacak şekilde gözü önünde, tabii o kaçış anında gömüyorlar ve düşünsenize küçücük bir çocuk 5 yaşında ve annesi gözü önünde gömülüyor, saçları dışarıda. Bu bir çocuğun hayatında nasıl bir travma olabilir? Nasıl bir ruhunda iz bırakabilir? Sonrasında Mecit İstanbul'a geliyor. Aha, bu arada kitapla ilgili onu bulmaya çalışacağım size. Kazım Karabekir detayı var. Şurada. Evet. Hiçbiriniz okyanusta su damlası dahi değilsiniz diyor kumandan. Bakın altını çizmişim, şöyle göstereyim. Notlarımı da aldım. Kitabı berbat ettim. Ben klasik böyle okuyorum kitapları. Kazım Karabekir bölümü burada. Kazım Karabekir'den ilk defa Mecit okyanus lafını duyuyor ve yıllar içinde kendisi gibi öksüz ve yetim kalmış, korunup kollanmaya muhtaç sayısız arkadaşıyla beraber zamanın şartlarında ve kanlılar üzerinde uzun günler ve türlü zorluklarla İstanbul'a nakledileceklerdi diyor. İstanbul'da yetimler yurduna naklediliyor. Bu da aslında Kazım Karabekir sayesinde oluyor. Mecit İstanbul'a gidiyor böylelikle. Kazım Karabekir'in hayatında önemi büyük Mecit'in ve bir ailenin yanına yerleşiyor İstanbul'da yetimler yurdundan sonra. Fakat aileyle doğru düzgün anlaşamıyor. Aileyle işte enerjisi uymuyor olabilir ya da çok mutlu olmuyor. Sonra akrabası geliyor ve aslında hayatını değiştirecek adım atılıyor ve ailesinden amcasıydı zannedersem, öyle değil mi? Amcası alıyor Mecit'i. Amcası alıyor ve hemen o noktayı da bulayım. Çerçille'ye gidiyorlar birlikte. Çerçille'de çalışkan Mecit. Ara vermeye gerek yok. Normalde böyle durumlarda ara veriyoruz ama bu kitabı anlatmak istiyorum. Amcasıyla birlikte köylüsü ve akrabası olan aileden onu almaya gelmiş olan İsmail Ağa ile birlikte Çerçille'ye gidiyor. Ve işte Mecit'in hikayesi burada başlıyor. Bu arada Mecit'in hayatında büyük inişler çıkışlar var. Mesela teknesi batıyor, donma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu donma tehlikesiyle karşı karşıyayken bir kez daha hayatı riske atılmışken bir kez daha güçlü bir şekilde çıkıyor. Bu arada kitapta Mecit'in hikayesiyle paralel giden Nari'nin hikayesi var. Buyurun. Geliniz. İyi misiniz? En önemlisi sizin iyi olmanız. Ne oldu böyle? Işığa tutmuş tavsiyeli kaldım sanırım. Ben size kocaman şöyle bir sarılayım. Çok teşekkürler. Bu sizin ilk canlı yayınınız evet, mı? Evet, ilk canlı yayın. Benle çok canlı yayın yapan oldu. Hiç heyecanlanan olmadı. Ya bunun çok heyecanla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen ışıklar etkiledi. Ama iyi iyiyim. Gözüküyorsunuz evet, ama. Çok daha iyi misiniz? Çok iyiyim. Bakın bana, gözüme bakın. Bakın. İyiyiz. Çok iyiyim. Hadi gelin. Hadi gelin. Ben de bu arada anlatmaya çalıştım. Evet. Kitabı biraz. Çerçille'de kalmıştık ve donma tehlikesiyle karşılaşmıştı Mecit. Donma tehlikesiyle karşılaşan aslında babası, eşinin babası. Heh. Onlar bir sefere çıktıklarında Karadeniz'de tekneleri torpilleniyor. Hı hı. Ve esir düşüyorlar bunlara. Çok uzun yıllar Sibirya'da kalıyorlar. Sibirya'da esir hayatı yaşıyorlar ve daha sonra bir yolunu bulup, Bolşevik ihtilali zamanında bir yolunu bulup kaçıp tekrar Türkiye'ye dönüyorlar, Anadolu'ya dönüyorlar. Donma tehlikesini geçiren onlar. Donma tehlikesini geçiren onlar ve bu da Mecit'in hayatını etkiliyor ama bir şekilde. Tabii, çok etkiliyor. Bu arada Mecit çok çalışkan ve 6 kardeşi vardı galiba, değil mi? Mecit'in kaç kardeşi var? 8-9 kardeşler. 9 kardeş. Mecit'in de o kadar çocuğu oluyor. Mecit de. Evet. Bol kendisinin de çocuk. 9 tane çocuğu oluyor.
Çocuklarının her birine kendi kardeşlerinin, annesinin, babasının, amcasının isimlerini veriyor. Hı hı. Kaybettiği ailesini kendi kurduğu aileyle tamamlıyor aslında. Ne kadar zor bir hayat, öyle değil mi? Evet. Çocukları ne kadar etkiliyor, öyle değil mi? Peki Mecit'in bu başarısını neye bağlıyorsunuz siz? Ya küçük yaşta her şeyini kaybedince aslında en önemli duygu şu oluyor sanırım içinde. Hayattan alacaklar olduğuna inanıyor. Hı. Ve bunun için mücadele ediyor. Hı hı. Kendi ailesini kurarken de işte yani denizciliğe başlarken de tekne sahibi olduğunda da karşılaştığı bütün zorluklarda o zorlukların üstesinden gelirken hep bir inancı var. O kadar büyük kayıplar yaşamış, o kadar büyük şeyler kaybetmiş bir insan hayatının bu kadar acımasız olamayacağını düşünüyor belki de. Hmm. Ve hayattan alacakları olduğuna inanıyor. Bunun için mücadele ediyor. Bu arada epey de dürüst davranmışsınız. Tabii ki büyüdükçe ve geliştikçe hayatına yenilikler giriyor. Çok da çapkın bir bey anladığım kadarıyla ama ailesine de sadık, öyle çok mi? Sadık, evet. Çok sadık, evlatlarını seviyor. Mecit de ailede bir gelenek. Evet, gelenek. Kendisi en küçük oğlunun adını veriyor. Hı-hı. En küçük oğlu kendi oğlunun adını veriyor fakat bu kendi isteğiyle oluyor. Dede Mecit'in isteğiyle oluyor. Ölmeden önce Mert Mecit Bey'e hamileyken anne torunun adının Mecit olmasını istiyor. Hı hı. Sonra o da kendi oğlunun adını Mecit koyuyor. Böyle bir Mecit Çetinkaya geleneği devam ediyor. Mecit Çetinkaya geleneği devam ederken bu arada ailede tabii ki çok büyük üzüntüler de oluyor. Özellikle Mecit Bey'in, büyük Mecit Bey'in evladını kaybetmesi, eşinin de aslında biraz toplumdan eline eteğini çekmesine sebep oluyor, öyle değil mi? Bakın her şey insanlar için olmaz olmaz dememek lazım. Yarınımızın ne olacağı belli değil ama en büyük dileğimiz elbette ki Allah evlat acısı vermesin. Özellikle tabii ki iki taraf için de ama özellikle anneler için ki bu kitapta da aslında onu görüyoruz. Evet. Çocuğunu toprağa veriyor ve biraz böyle daha çocuklarına bağlı kalmayı tercih ediyor, öyle değil mi? Bütün hayatını çocuklarına odaklıyor, evet. Yani kendi küçük ailesi dışında aslında bir şekilde o toplumsal yaşamın da dışında kalıyor bu nedenle. Hı hı. Eşi Mecit Bey çok sosyal hayatı çok aktif bir adam, iş dünyası çok aktif bir adam. Onun hızına yetişmek zaten çok mümkün değil aslında, bir başkası için de mümkün değil belki. Hı hı. Fakat Hatice Hanım evlat kaybından sonra evet biraz daha o bütün hayatını travmatize eden bir şeye dönüyor. Ve geri planda kalıyor hep. En sevdiği şarkı? Hamiyet Yüce Ses'ten Makber. Ne kadar aslında, yani Makber de o kadar spesifik bir seçim ki. Evet. Çok ağır bir parça, evet. Çok karamsar bir parça ve en sevdiği şarkı Makber. Bu aslında biraz karakterini de mi anlatıyor veya yaşadıklarını? Makber tabii onun hikayesi de çok ilginç, biliyorsunuz. Değil mi? Evet, Abdülhak Hamit Tarhan ilk eşini kaybettikten sonra yazıyor Makber şiirini. Hamiyet Yüce Ses de Çanakkale Boğazı'nda Atılay denizaltısında kaybettiği eşi için söylüyor. Evet. Bu yönüyle de çok dramatik bir şarkı tabii. Bu arada sadece iş insanı kimliği yok Mecit Çetinkaya'nın. Pek çok özellik barındırıyor. Mesela spor kulübü başkanlığı, ardından Galata Spor Kulübü ve Kızılay başkanlıkları. İş hayatında olduğu kadar gündelik hayatın sosyal sorumluluk alanlarının önemli kademelerinde de hem ekonomik hem de emek olarak zamanının büyük kısmını harcıyor. Kızılay başkanlığı da yapıyor belli bir dönem. Yani hani Robin Hood misali aslında, değil mi? Kazanıyor ve veriyor. Veriyor. Kazanıyor ve veriyor. Ve bunu sadece bu spor kulüpleri ya da sosyal sorumluluk projeleriyle yapmıyor aslında. Ben Mecit Bey'in hayatını yazmak üzere araştırmaya başladığımda o kadar çok insanla görüştüm, o kadar çok hikaye dinledim ki her birini kitaba taşımak çok mümkün olmadı tabii. Hı hı. Ama dinlediğim her hikayeden inanılmaz etkilendim. O kadar çok insanın hayatına değmiş ve değiştirmiş ki hala konuşulan, anlatılan, böyle bir efsane gibi anlatılan sayısız iyiliği var birçok insan üzerinde. Ne güzel. Adının geçtiği, adının duyulduğu her yerde insanlar önce bir saygı duruşunda bulunuyorlar ve daha sonra onun hakkında konuşmaya başlıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Çok yani çocukları ve torunları için, ailesi için aslında inanılmaz bir onur vesilesi. Hı hı. Çok şanslılar.
Böyle bir gelenekten geldikleri için, böyle bir babanın çocukları ve torunları oldukları için. Ama gördüğüm ve tanıdığım ve incelediğim kadarıyla da bu dedeye layıklar ya da babaya layıklar. Evet, çok güzel bir aile gerçekten. Peki kitapta hafızamda kalan bir fotoğraf, Narin'i etkileyen, paralel giden o hikayede Narin'i etkileyen o fotoğraf. Evet. Asılı fotoğraf, hani kaldığı ve araştırmaya aslında başlamasına sebep olan fotoğraf. Gerçekten var mı o fotoğraf, yoksa bu bir kurgu mu? Böyle bir fotoğraf var ama gemilerde yok. O fotoğrafı gördükten sonra onu kurguya yedirdim. Bir yerde konuşma yapıyor. Önünde mikrofon var ve bir eli havada. Hakikaten şöyle bir çok da güzel bir fotoğraftır o. Çok etkiler beni. Kurguda onu işte gemilere asılı, hikayesiyle gemilere asılı bir şeye dönüştürdüm. Çünkü bir yerden o hikayenin peşine düşmemiz gerekiyordu, karşılaşmamız gerekiyordu o hikayeyle. Böyle bir fotoğraf var ama. Yüzde kaçı kurgu bu kitabın? Çünkü epey de kalın bir kitap. Evet. Ve çok detaylı bir kitap. Yüzde kaçı kurgu, yüzde kaçı realite? Yani şöyle diyebilirim, üçte biri kurgu. Narin'in ve ismini bilmediğimiz kız çocuğunun hikayesi bizi Mecit'in hikayesine götüren esas kurgu. Ama o kız çocuğunun hayatıyla ve hikayesiyle anlattığımız şey aslında Mecit'in hayatının boşluklarını dolduran şeyler. Bu anlamda tamamen paralel bir hikaye diyebiliriz. Birini bir kız çocuğunun gözünden, çünkü Mecit öleli çok oluyor. Ve onu birebir çok yakından tanıyan akranları çok fazla yok. Çocuklarından, torunlarından, onu tanıyan insanlardan dinledim hikayesini. Fakat bu kitabı yazarken bir psikiyatristten destek aldım ve bir psikologdan destek aldım. Öyle mi? Tabii. Mecit'in psikolojisini anlamak için, çocuk yaşından itibaren yaşadıklarını anlamak için destek aldım. Bu az önce siz orada dinlenirken anlatıyordum. Annesini saçları dışarıda kalacak şekilde gömmek, ki 5 yaşındaydı zannedersen. Yani bunun travmasını atlatabilmesi, bunun travmasının üzerinden bu başarıyı kurgulayabilmesi gerçekten kitap yazılmayı hak edecek. Evet, insanüstü bir başarı var ortada hakikaten ve o çocuğun psikolojisi benim için çok kıymetliydi. Yani neler hissetti, nelerin peşine düştü, onu bu kadar büyük bir başarı hikayesine götüren şey temelde neydi? Ya da o yaşta bir çocuk bütün ailesini kaybedince ne hisseder? Yani bunları bizim tahayyül etmemiz çok kolay değil aslında. Orada bir bilgi olarak topladığım şeyleri kız çocuğunun kendi gözünden anlatmaya çalıştım. Orada kız çocuğunun kendisi hakkında anlattığı her şey aslında 5 yaşındaki Mecit'in de hikayesi. 5 yaşından itibaren büyüyen Mecit'in de hikayesi ve psikolojisi. Ve dünya üzerinde tabii yani benzer şeyler yaşayan çok sayıda çocuk var. Çok sayıda insan var. Aslında spesifik bir kişi üzerinden konuşuyor gibi görünmekle birlikte şu anda pek çoklarının hayatına dokunan, hayatını değiştiren veya hayatını farklı yönlendiren bir konudan da bahsediyoruz. Belki şu anda pek çok küçük Mecit acı çekiyor ama ilerinin çok büyük başarılı iş insanları olacaklar. Çok evrensel bir hikaye aslında. Evet. Evrensel bir isim Mecit burada. Evet, öyle. Yani işte hep savaşlardan bahsediyoruz ya, savaşların çocukları ne kadar etkilediği. Şu anda belki Türkiye sınırları içerisinde bulunan o bir dolu Suriyeli çocuktan biri ileride bir Mecit olacak. Tabii. Belli mi tabii, olur? Tabii ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Bu çok önemli. O çocukların elinden tutmak gerekiyor. Dünyadaki bütün çocukların elinden tutmak gerekiyor. Bu yüzden savaşların karşısındayız. Savaş olsun istemiyoruz. Çünkü çocuklar ve kadınlar en çok zarar gören, en çok hırpalananlar oluyorlar. Herkes Mecit gibi bir başarı hikayesi oluşturamayabilir zaten. Mecit'in hikayesi biraz da burada değer kazanıyor. Gerçekten o kadar, yani sıfırın altında bir noktadan geldiği yer o kadar kıymetli ki. Herkes böyle bir hayat edinebilmiş olsa zaten Mecit'in hayatı bu kadar kıymetli olmayacaktı. Bu nedenle sahip çıkmak gerekiyor. Yanlarında ve yakınlarında olmak gerekiyor. Doğru ilgilenmek gerekiyor. Bütün çocuklar için böyle tabii bu. Yani çocuklarla ne kadar doğru ilgilenirsek o kadar başarılı sonuçlar alıyoruz ama özellikle böyle savaşların, felaketlerin, doğal felaketler de buna dahil etkileriyle hayatları değişen çocuklara belki herkesten ve her şeyden daha fazla yardım etmemiz gerekiyor. Siz iyisiniz. Evet. Bakışınızdan, iyi. Bakışlarınızdan anlıyorum. Demin ne oldu öyle? Aman Allah'ım, korktunuz. Çok beni, bayılacaksınız zannettim gerçekten.
Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sizin yokluğunuzda okuduğum kadarıyla bir de 2-3 hafta oldu. 3 hafta oldu ben kitabı okuyalı. Belki geçtiğimiz hafta okusaydım biraz daha güzel anlatabilirdim ama aldığım notlarla birlikte izleyicilerimize aktarmaya çalıştım. Biyografiler beni büyülüyor. Her şekilde biyografiler beni büyülüyor ve bu da çok güzel bir biyografi kurgu kitabı olmuş. İyi ki yazmışsınız. Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Gölgenin Ağırlığı, Sitem Ateş'in kitabı. Raflarda yerini aldı. Aslında bir kişinin üzerinden çıkan ya da o yolda ilerleyen ama evrensel değerlere dokunan bir kitap. Sevgili Sitem Ateş'e tekrar teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceksiniz. Bugün eğer bayılmazsam, yani buradan gidebilirsem Kapitol diye nerede saat 3'te ilk imza günümüz var. Niye bayılıyorsunuz? Niye bayılıyorsunuz? Söyleyin bana, ben ne yapayım? Sabahtan akşama yayındayım ben. Niye bayılıyorsunuz? Niye? Şurada biz bize yok, yayın yapıyoruz. Yok, ışıklardan etkilendim. Ne güzel işte, ışıkların altındayız. Evet. Mis gibi. Güneş efekti. Baksanıza. Oh, içerideyiz ama güneşin altındaymışız gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel davetiniz beni de. Aşk olsun. Olur mu öyle şey? İyi ki geldiniz. Siz de çok doğal ve olduğu gibi bir insansınız. Şimdi canlı yayına çıkmak kolay değil. Ben daha önce canlı yayına çıktığını zannediyordum. İlk canlı yayınıymış Sitem Hanım. Bilseydim daha sizi bir sarıp sarmalardım. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler geldiğiniz çok için. İmza günümüz var efendim. Kapitol Alışveriş Merkezi'nde Sitem Ateş'le buluşabilirsiniz. Gidip lütfen destek olun ona. Ha, bugün ne oldu canlı yayında falan diye sorun, tamam mı? Şimdi kısacık bir ara vereceğiz ve biz son konuğumuzla devam edeceğiz. Evet, Profesör Doktor Benel Büyükgebiz bizlerle beraber çocuk sağlığı konusunda. Profesör kendisi ve gördüğünüz gibi çok da hoş bir hanımefendi. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Hemen çocuk sağlığında ve gelişiminde beslenmenin önemini ve etkisini sormak istiyorum size. Bildiğimiz gibi çocuklar büyüyen organizmalar, büyüyen canlılar. Ne zaman ki büyüme bitiyor, erişkin yaş grubuna geçiyoruz. Ama diğer taraftan büyüme bir süreç. Hı hı. Ve bu süreçte de enerji başta olmak üzere protein, vitaminler ve mineraller ve eser elementler gibi besinlerle aldığımız öğelere ihtiyacı var. Hı hı. Büyüyebilmek için bunları almamız gerekiyor. Bunun da kaynağı beslenme ve besinler. O yüzden beslenme ve büyüme arasında çok bilindik ve çok direkt bir ilişki var. Türkiye'de çocuklar nasıl besleniyor Benel Hanım? Türkiye 2010 yılında yapılmış araştırma 2014 yılında yayınlandı. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması. Onun verilerine baktığımız zaman çocuklar da başta olmak üzere genel olarak çok sağlıklı beslenmiyoruz. Gerçekten mi? Halbuki evet. Anneler deliriyorlar çocuklarını düzgün, özellikle organik ve sağlıklı besleyebilmek için. İşte orada besin güvenliğine biraz dalıyoruz ve çıkamıyoruz o işin içinden. Hmm. Halbuki çocukların büyüyebilmesi için bazı besin gruplarını tüketmesi gerekiyor. Mesela? Süt ve süt ürünleri bu grupların başında geliyor. Çünkü çok zengin bir protein kaynağı, B12 kaynağı proteini çok vücut tarafından kullanılabilir bir protein. Ve her şeyden önemlisi eşi bulunmaz bir kalsiyum kaynağı. Hmm. Ve büyüyen organizma, büyüyen canlı olduğu için çocuk kemik hem boyuca uzayacak hem de kütlesi artacak. Yani kemikteki mineral depolanmasının bir insanın hayatındaki %80'i ilk 18 yıl içinde gerçekleşiyor. Şu anda bunu temin edebilmek çok için çok bir soru işareti var, siz de biliyorsunuzdur. İşte yani ben nasıl oluyordu bu soru işaretleri insanların zihnine takılıyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bilim bize bilinen en zengin kalsiyum kaynağının süt ve süt ürünleri olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi Eylül 2019'da Amerika'da başta Amerikan Pediatri Akademisi olmak üzere konuyla ilgili 4
Sağlık Kurumu bir araya geldi ve çocukların içecekleri içebilmesi, daha doğrusu içmesini önerdikleri sıvıları, içecekleri kategorize ettiler ve önerilerini yenilediler. Öneriler yenilenirken tabii ki çocuk sağlığıyla ilgili sorunlar öne kondu ve bunların çözümü olarak su ve süt. Hı hı. Bir yaşından sonra çocukların tüketmesini istediğimiz, hatta su ve sütü tüm ömür boyunca tüketmesinin giderek artan şekilde devam etmesi gereken besinler olarak, içecekler olarak ayrıldı. Biz sütle büyüdük. Su ve süt. Şimdi çocuklara inanın, çok fazla meyve süt. Suyunu dahi başka bir kategoride değerlendirdiler ki %100 meyve suyunu içilmesinde miktarı dikkate almamız gereken içecek olarak koydular. Tek iki içecek var, su ve süt. Ömür boyu, çocukluk yaş grubu da dahil olmak üzere sağlıkla içilmesi gereken tam süt ya da yarım yağı azaltılmış süt diyelim. Yaş gruplarına göre değişiyor. Bir de mutlaka pastörize ya da UHT tekniğiyle temizliğinden, mikroplardan arındırılmış olduğundan emin olduğumuz süt. Şimdi hemen sorumu sormak istiyorum. Bütün anneler adına bu soruyu sormak istiyorum. Raf ömrü uzatılmış süt, paketli süt, dışarıda satılan süt. Bunların üçünü nasıl değerlendirirsiniz? Hangisini çocuklarımız için tercih etmemiz lazım? Ne yapacak bu anneler? Merhaba hocam, şimdi şöyle bir şey var. Biz yine bilimsel araştırmalara, yapılan çalışmalara bakıyoruz. Çiğ süt içme sütü değil. Hmm. Mutlaka ısıl işlemden geçirilmesi lazım. Yani sizin arka bahçenizde beslediğiniz tertemiz bir inek var. Tertemiz koşullarda sağıyorsunuz. Onu dahi kaynatmak zorundasınız. Öyle mi? Evet. Bu böyle. Ve bütün dünyadaki gıdaların insan tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli tebliğlere, yönetmeliklere baktığınızda çiğ sütün bu şekilde bir muameleye, işleme tabi tutulması gerekiyor. Çünkü içinde virüsler var, parazitler olabiliyor ve en önemlisi de bakteriler var. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu nedenle mutlaka ısıl işlemden geçecek. Ya pastörizasyon yaparsınız ya UHT dediğimiz yüksek ısıda daha kısa süre içindeki mikropları yok edersiniz. Bunun başka çaresi yok ve bunun da o süte verdiği zarar yok. Hmm. Protein denatürasyonundan bahsediliyor. Protein denatürasyon dediğimiz, yani proteinin yapısının bozulması, bu zaten çok düşük bir oranda ortaya çıkıyor. Bu bizim sütü evimizde kaynattığımız zaman da sütün başına gelen şey. Değişen bir şey peki, yok. Kutulu ama besleyici değeri değişmiyor. Yani raf ömrünü uzatmak için herhangi bir şey konmuyor. Herhangi bir şeyin konmasına da zaten tebliğler ve yönetmelikler izin vermiyor. Sadece o süt işlemi sırasındaki işlem yüksek ısıda çok kısa süre içindeki mikroplar öldürülüyor. Yani şöyle söyleyelim, biz 100 derecede kaynatıyorsak orada daha yüksek bir ısı, 135 derece gibi daha yüksek bir ısıda birkaç saniye içinde sütün içindeki bütün mikroplar öldürülüyor. İşte bu nedenle raf ömrü uzun. Ama herhangi bir şey antibiyotik dendi, yok öyle bir şey. Evet, o da dendi. Tam aksine ben bugünlerde sütle ilgili bazı programlara da katıldım. Orada da sorulduğu için tekrar tekrar tabii okumam gerekebiliyor. Kapıda sokak sütü dediğimiz, kapıdan aldığımız sütün içinde o sütçüleri tabii ki tenzih ediyorum ama su katabiliyorlar. Katılan suyun niteliğini bilmiyoruz. O sütlerin hangi sağlıklı kaplara, temiz kaplara alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Ayrıca içine formaldehit gibi, antibiyotik gibi, soda gibi, karbonat gibi sütün sağıldıktan sonra sokak sütçüsü tarafından evlerimize, kapılarımıza getirildiği süreç içinde başına gelebilecekleri önlemek adına yabancı maddeler katılıyor. Bilmediğiniz sütü almayın. Ben öğrenciydim. Sokak sütü önerilmiyordu hocalarımız tarafından. Değişen hiçbir şey yok. Hı-hı. Biz şimdi halkımıza ve öğrencilerimize aynı şeyi öneriyoruz. Öneriyoruz değil, yani bu benim düşüncem değil. Bu benim bilimsel seviyede
edindiğim bilgi. Bir profesör olarak ve çocuk sağlığı ve gastroenteroloji profesörü olarak. Yani akıl için yol bir. Bir ineğin memesinden çıkan sütün bizim tarafımızdan içilmesinin mümkün olamayacağını, mutlaka ısıl işlemden geçmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz aslında. Şimdi onu bir kenara bırakın. Siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Artık annelere sütü hiç tavsiye etmiyorlar. Formülalar var. Formülalarla devam ediniz. Ve bir yaşından sonra da hiç süt ve süt ürünlerini kullanmayınız diyorlar. İşte biraz önce bahsettiğim 2019 Eylül'ünde yayınlanan bu resmi deklarasyon diyelim. Deklarasyonda bir yaşından sonra artık çocuklar inek sütünü içebilir. Hı hı, tamam, bu önemli. Tam süt olacak ve pastörize ya da işte UHT tekniğiyle olacak. Bu artık sorgulanacak bir tarafı yok. Yani günümüzde Eylül gibi birkaç ay öncesinin ve Amerika'da 4 bu konuyla ilgili kurumun bir araya getirip konsensus uzlaşı sağladıkları bir konu. Paketli süt katkı maddesi içermiyor. Hayır, diyorsunuz. Içermiyor. Raf ömrü farklı şekillerde size uzatılıyor. Size bir şey itiraf diyorsunuz. Edeyim. Buyurun. Benim evime hiç başka türlü süt girmedi bugüne kadar. Ben de çocuk büyüttüm. Bu budur yani. Peki şunu sormak istiyorum. Sağlıklı süt nedir? Sağlıklı süt sizin için tehlike arz etmeyen süttür. Tehlikeyi nereden alıyoruz? Sütün içinde olası bakteri, virüs ama ille de bakterilerden ve bazı parazitlerden. Bizim için sağlığımıza zarar verebilecek etken sütün içinde bu. Peki süt bunlardan içen temizlediğiniz sürece hiçbir sorun yok. Yine Amerikan Pediatri Akademisi bilinen en ve Dünya Sağlık Teşkilatı bilinen en zengin kalsiyum kaynağının süt olduğunu artık her yerde ve her zaman deklare etmiş durumda. Bazı şeyleri ile ilgili yayın aradığınız zaman artık olay bitmiş. Çok eski yıllara ait yayınlar buluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Biz fuzuli şeylerle uğraşıyoruz. Süt sağlığa yararlıdır. Nokta. Türkiye Beslenme Rehberi 2015'te Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttığı, orada diyor ki süt sağlığa yararlıdır. Her yaş grubu tarafından tüketilmelidir. Budur. Süt içen bir çocuk ve süt içmeyen bir çocuk birlikte gelişiyorlar. Nasıl farklar olur aralarında? Yine bu konuda yapılmış bir çok çalışma var. Bazı durumlarda biz inek sütünü hekimler tedavinin bir parçası olarak kesmek zorunda kalırız. Mesela inek sütü alerjisi. Ve bazı bir iki hastalıkta daha inek sütü tüketimini kısıtlamak isteriz. Bu çocukların bakılmış uzun süre süt ve süt ürünlerini diyetinden çıkarttığı takdirde ne geliyor başlarına diye 30 çocuk üzerinde yapılmış bir araştırma. Bunların bir kısmı da osteopani dediğimiz osteoporozdan önceki kemik aşama, yani kemikte mineral eksikliği, yetersizliği diyelim. Bir kısmında da osteoporoz düzeyinde kemikte mineral eksikliği ortaya çıkmış. Türkiye'de çok var osteoporoz. Özellikle kadınlarda görülüyor. Bu evet. Kadınlarda hani şöyle bir ama bakın bahsettiğim araştırmadaki çocukların ortalama yaşı 7. 7 aman Allah. Hastalıkları nedeniyle içemedikleri için ne yapılması gerekiyor? Tamamında kalsiyum takviyesi yapılması gerekiyor. Bener Hanım çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ben de ve teşekkür ediyorum. Aslında annelerin kafasında çok büyük bir soru işaretini gidermiş oldunuz böylece. Çünkü az önce de dediğim gibi annelere şu anda yani çok çeşitli bilgi var. Anneler internetten araştırıyor ve internette de bilgi kirliliği inanılmaz. Bilgi kirliliği var. En iyisi işin profesörüne sormak. Estağfurullah. Bir konu hemen bir saniyecik. Bir saniye lütfen. Yoğurt içinde aynı dedikodular var ve spekülasyonlar var. Yine tebliğ ve imalat teknolojisi açısından hazır yoğurtların da içinde sadece süt ve yoğurt kültürü var. Bu halkımız tarafından bilinsin. Yani biz anneannelerimizin yolunda ilerleyelim. Lütfen süt ve süt ürünlerinden, yoğurtlu, peynirli vesaire geri kalmayalım ki vücudumuz kalsiyumsuz kalmasın. Ve ileride osteoporoz gibi belalarla uğraşmayalım. Ne güzel ve elbette söylediniz. Ki çocuklarımız sağlıklı büyüsünler. Ben ikizlere süt vermeyi her zaman tercih ediyorum. Bu arada onu da söyleyeyim.
programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bugün neler neler oldu programda. Yarın Öğretmenler Günü. Şimdiden tüm öğretmenlerimizi kutlayalım. Ama programın başında da dediğim gibi yarın yine özel bir şekilde kutlayacağız Öğretmenler Günümüzü. Yarın saat 11'de bir arada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi bir cumartesi günü diliyorum sizlere.